Saygıdeğer izleyici, yakın zamanda sizlere tanıtmış olduğum Darkest Hour moduyla gerçekleştirmiş olduğum bir mücadelede vardı. İlk kez oynuyorum modu ve o mücadelede artık savaş dönemine geldik. Birazdan Danzig or War kısmında saygıdeğer Polonya devleti bir karar verecek. Danzig'i bana bırakacak mı yoksa... kabul etmedi. Ve bunun sonucunda da German Rai Polonya devletine ve Danzig şehrine savaş açtı. Bu kısımlarda aslında çok fazla mikro yönetim kısmını gerçekleştirmek istemesem de uzun bir zamandır her Sofire'ın 4 serisi de olmadığından birkaç dokunuş yapabilirim saygıdeğer izleyici. Bunu gördük. Polonya'nın askerleri çok zayıfmış. Geçen videoda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışmıştım. Bu piyade saldırı tümeni. Bir de tank tümenimiz var. Saldırı için yine kullandığımız 2 tane ağır tank var önde. Light tanklar, motorizeler. Bu tümen çok rahat içinden geçecektir diye düşünüyorum. Tüm Avrupa kıtasını rahatlıkla fethedecektir diye inancımız var. Hatta Danzig gitti. Zaten orada asker de yoktu. Bu tarafta bir sıkıntı yok. Güzel. İtalya'yı savaşa sokmak istemiyorum erkenden. Bir sıkıntı yok dedik. Adamlar saldırıya geçti. Oh, bu nasıl kayıp lan böyle? Oha, 240 bin. Hayvan ol hayvan. Abi diyorum işte, tümenlerimiz çok güçlü. Bir de Polonya çok zayıf. Gerçi 1933'ten başlatılan bir hikayenin 1939'daki savaşa tam olarak entegre edilmesi de çok kolay olmasa gerek. Yani bir de beta sürümünde modda bir sürü hata da olabilir. Ki benim de karşılaştığım hatalar var. Yine de aslında çok potansiyelli bir mod olacağını düşünüyorum. Yıllar içinde gelişimine bağlı olarak tabi. Polonya hala teslim olmadı mı? 490 bin kayıp. Bu ne abi böyle? Orantısız bir güç var arada. Oha diyorum, oha diyorum. Hearts of Iron 4 stratejimiz. Gayet güçlü bir strateji. Direkt Hollanda'yı teslim alıyorsun. Arkasına Belçika. Belçika'dan sonra zaten hızlıca Paris'e giriyorsun. Normalde tabi Belçika tarafından hızlıca ilerlemiş Almanlar ama... Bu oyunda biraz tıkanabiliyor hatlar. Gerçi şu Lüksemburg harekatı, burayı durdurduğunuz anda, burada savaşlar yapıp ele geçirdiğiniz anda Fransız ordularını kitlemenize yardım eder ve buradan hızlı tanklarınızla ilerleme şansınız yine var. Ancak dedim ya, burada çok dar bir alan var. Buraya asker yığdığı anda Belçika tıkanabiliyor. Oyunun mekanikleri böyle. O yüzden en garanti yolu Hollanda üzerinden Belçika'yı almak. Ondan sonra komple teslimiyet. Fransa ile alakalı gelen event, Paris'e doğru görev muhabbeti. Biz birazdan düşürürüz zaten, sen merak etme. O konularda uzmanlığımız var, ihtisasımız var yıllardır. Hearts of Iron 4'te. Allah, Cavalry Division'a bastım. Motorize keşke alsaydık. Tüh. Neyse. Yıllardır Hearts of Iron 4'te fetihlerimiz var saygıdeğer arkadaşlar. Fransa'ya karşı kaç tane operasyon yaptık? İlk değil yani bu yaptıklarımız. Hollanda kara harekatı da şaşırtmıyor. İşte görüyorsunuz. German Rai ordusu vura vura ilerliyor. Bu arada Belçika Hollanda da düştü. Bak görüyorsun değil mi? Yani bir şeyler söyletiyor bize. Çünkü neden? Saygıdeğer, muhteşem, değerli Belçika devleti de birazdan düşecek. Burada motorizeleri açmadım ama aslında açsak daha iyi olabilir. En azından lojistik problemlerimiz biraz daha az seviyelere iner. Kingdom of Netherlands becomes a puppet of German Rai. Ben donanmaya çok fazla önem vermedim. Aslında yani Avrupa çok hızlı düşüyor. Normal şartlarda aslında önem vermek lazım ki daha hızlı bir şekilde savaşı bitirme şansınız oluyor kıtada. Hiç kasmadım. Dedim ya, ilk kez oynuyorum modda. Tanımaya çalışıyorum. 4 tane teknoloji slotu var. Alıp geçiyorum. Zaten kassan da ne kadar kasacaksın ki? Yani gemilerin tipleri yenileniyor burada. Ha belki büyük gemileri ona göre üretirdik, planlardık veya liman tersane yapardık daha fazla. Navi experience kasardık. Doktrin falan hiçbir şey kasamadım ben şu ana kadar. Bak mesela %100 indirim değil bu. Bu bak işte moddaki sorunlar. Bak bunlar hep moddaki sorunlar. Normal şartlarda eskiden biliyorsunuz. Normal şartlar değil, eskiden %100 hızlandırma veriyordu. Eler. Fokuslar, doktrinler için. Ama bu değişti biliyorsunuz. Artık Army Experience'da gerçekleşiyor ya. Ben o indirimi alacağım diye sözde bunları açtım. Bu gitmiş hızlandırma vermiş.
Ne alakası var? Experience gerekiyor. Düşürmen lazım değerini. Normal şartlarda %100 indirim falan verecek atıyorum ya da %50. Bunlar niye saldırmıyor? Arkadaşlar. Oha! Ha, oha değil. Oha değil. Lan kafam gitti. Mecbur savaşa sokacağız. Ah. Tabii ki. Bunu savaşa sokacağız. Evet arkadaşlar. Yani yine beni bulan bir sorunla karşı karşıyayız. Buyurun abi. Ne desem GG. Şimdi girdiler. Niye abi 2 saattir girmedik? Şimdi abicim buradan direkt Pari'ye doğru yürüyoruz. Haydi. Sen de şurayı çevir. Zahmet olmazsa. Ne oldu orada? Ben anlamadım ya. Adamı savaşa soktum. Hala askerler ilerlemedi. Ya bu ne demek oluyor? Herif müttefiklerin yanına katıldığı anda Fransa asker getirebiliyordu. Gerçi getirmedi. O da enteresan. Ama yine de bana baya bir kayıp yaşattı burası. Normalde çok daha hızlı gidebileceğimi düşündüm açıkçası. Yani yıllardır böyle seferler yapıyoruz. Belçika tarafı. Çok daha az kayıplarla bitebiliyor. Tüm savaşı 20K'ya bitirebiliyorsun. Ki bu yapay zeka sanki dengelenmemiş gibi geldi bana. Abi anlaşmayı da aman tanrım. Onaylayana kadar canı çıktı. Ah güzel. Fantastik. Hemen bunları temizlemeye başlayalım. Gir abicim, gir bütün şehirlere gir. Alçaklığın, faşistliğin alasını yapacaksın burada. Bak işte yani modda çok fazla uçak basamıyorsun. Fabrikaları hızlı kuramıyorsun. Fazla fabrika yapamıyorsun gibi sorunlar var. Yani dengelemiş tabii kendince. Bak o kadar uçak üretmeye çalışıyoruz sözde. Fabrika var. Ve kontrol ettim de yapay zekanın da aslında fazla uçağı yoktu. Bir Sovyet'in uçak sayısı vardı da. Şimdi ben burada tabii naval bombaya ihtiyacım var diye gözlemliyorum. Çünkü İngiltere çıkarması yapacağız. Saldırmazlık paktı Polonya'yla. Güzel. Ülkeyi komple fethettik. Hadi bakalım şimdi saldırmazlık paktı yapıyoruz. Göndereyim diyorum. Pardon ya bu Rommel değil. Hayır Rommel ya. Mareşal'i mi seçmişim? Ben tank seçiyorum ya Mareşal şey Rommel'ı seçtim zannediyorum. Hemen tanklarıyla gelsin buraya Rommel. Yani tabii modları dengelemek çok zor. Çok detaylı kapsamlı bir mod. Bayağı çalışılması lazım. Vakit harcanması lazım. Bir de birkaç kişi çalışırsa daha kolay olabilir belki. İşte bak bir tane asker çıkartıyor mesela enteresan. Saldır abi. Bir de gitti daha kötü yere gitti kendisi için. Oğlum şunu tıklasana devlete tıkla. Rubber bu kadar rubber. Ya arkadaşım. Bu kim ya? Birader sen kimsin? Sen nereden çıktın? Ha. Bunu ayrı devlet yapmış. Bu arada burası evet lastik cenneti değil mi? Bir dakika. Resource. Evet. Acayip. Radarın maliyeti de evlere şenlik gerçekten. Askeri fabrika kadar maliyeti var radar kurmak. Burada da bir savaş var. Aa ben bunlara hiç emir vermedim. Lan kaynaklar gidecek. Aman 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 aman. Şu ana kadar gitmedi de. Oha. Askeri geçizini mi almış bu? İngilizler. Hayda. İnanılmaz. Ve benim askerle savaşıyorlar bak şimdi. Trajediye bak. Abi ne yapıyorsunuz ya? Var mı benim şu an yapacağım görev? Ha. Greater German Reich. İşte onu da Almanca yaz. Zaten onu söyleyene kadar canımız çıksın. Sen nesin canım kardeşim? İsviçre'yi ilhak etme. Yok be kardeşim ya. İsviçre'yle alakamız yok. Tarihsel gibi gitsin. İsviçre'yle savaşmayalım. Şimdi başka burada Belçika'ya kurdurtmadı mesela. Belçika'da da kurmuyor muydu abi bu adamlar? İşbirlikçi hükümet. Limanın olduğu şehrin yanına askerleri koyuyorsun. Aslında 4 tane tank olsa daha iyi. Bunları yerleştiriyorsun. 4 tane. 2 buraya 2 oraya. Birer tanesi buralara çıkıyor. Anında çeviriyorsun etrafını. Ondan sonra yok ediyorsun. Eğer direniş olursa tabii. Geliyorsun buraya oturuyorsun. Kaç tane oldu? 9 tane. Bir tane daha hakkımız var. O da şuraya değil. Buraya evet. Güzel. Manstein hazır olsun. Böyle niye tek tek yaptığımızı artık herkes biliyor herhalde.
Hepsini bir yaparsanız 70 gün sürer ama böyle 7 gün sürüyor. Yine sponsorluk almadığımı ifade etmek isterim. Akdeniz'in kontrol altına alınması önemli. Ya şu Yugoslavya'ya savaş nedeni versene be canım. Ah bak geldi bu arada Belçika meselesi. Güzel. Bu niye geç geldi? Ulan en önce bunu teslim aldık. Hollanda'dan sonra bunu aldık. Şehirde asker var. Biraz direnmesi yeterli sadece. Ha, etrafını böyle asker sardığı anda zaten otomatik şehir düşecek. Şimdi şuraya da gelecek iki tane asker. Çok güzel. İki tane tank bıraktık hatta. Bir tane piyade de buraya vurabilir. Burada herhangi bir engel çıkmadı. Güzel. Rahat rahat çıkarmamızı gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. Çevir abicim her tarafı. Anında imha. Güzel. Çok kolay bir çıkarma harekatı oldu. Bundan sonra hızlı bir şekilde Norveç'i düşürüp ondan sonra İngiltere çıkarması da. İngiltere çıkarması için bende donanma var mı derseniz. Evet, o da güzel bir soru. Birkaç tane yani bir ara bastım gerçi büyük gemi de. Ne olur ne olmaz diye bak bir tane daha geliyor şimdi. Aralık ayında. Konvoylarım batar diye bastım bir sürü. Buna da gerek yokmuş. Bu kadar konvoya. Kruvazör şimdi basmaya kalksam o da olmayacak. Yetmedi varajı alacak. Cavalry Division geldi diyor. Ulan alçak. Ya niye süvari aldık ya? Keşke motorize alsaydık. Yanlışlıkla bastık. Erwin Rommel gördünüz hızlı bir şekilde Afrika'yı kontrol altına alıyor. Ha, geç öyle aferin. Tam olarak oraya geçsene. Rica ediyorum. Bunlar hasar mı almış? Dur bir hepsi tamir olsun önce. Önce bir hepsi tamir olsun. İngiltere çıkarması için bakacağız durumlara. Bunlar ilerliyor mu acaba? Emin miyiz? Neyse aslında tanıtım amaçlı dedik. Ya Britanya'nın fethi için bayağı bir vakit harcamam gerekecek. Çünkü benim şu an paraşütçü üretememem lazım. Teknolojisi açık değildi en son. Bunun daha teknolojisini falan açacağım. Çıkarma için donanma çok zor görünüyor. Adamda hayvan gibi gemi var. Ha bütün bak şuraya radar işte kurabilsek. Radar da yani oha diyorum ya. Bir senede radar kuruyoruz ha. Radar kurulsa uçakların desteği, bombardıman falan derken belki donanmayı çektirebilirim geriye de. Abicim buralara vurun ya. Buralara vurun. Çekilsin donanması. Çekilsin dedik daha fazla oldu. Ya tespit ediyoruz. Daha iyi bir... Abi ne yaptınız ya? Oğlum. Hala gelemediniz mi yavrum? Şunu bir itin artık. Bitsin bu çile. Bitsin artık. Şimdi geldik. Asıl mesele, kruvazör kaybetmeye devam eden bir İngiliz donanmasıyla karşı karşıyayız. Kruvazör desen heavy kruvazöre bak. Oha diyorum, oha diyorum. Çıkarma planı için seneler lazım. %66-80 bak kruvazör falan kaybediyorlar. Tabii bunu sadece şey olarak düşünmeyin. Bu gemiler bir de hasar da alıyor yani burada bombalama sırasında. Her ne kadar kazanamasak da yok edemesek de orada yine donanmamız ciddi bir hasar vermiş durumda. Gemiler bir gelsin bakalım. Şu an üstünlük bende görünüyor. Demek ki güçlü gemileri yok çok fazla bu bölgede. Ve muharebe başladı bir tane. Konvoylarını yakalamışız. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Yani bir muharebe de burada var. Konvoy yakalıyoruz şu aralar. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi bizim çocuklar kaçacak submarinler de. Yakalandılar. Hah, benim büyük donanmam geliyor. Şimdi İngiliz donanması büyük problem yaşamış aslında ve kaçıyorlar. Benim donanmam daha güçlü lan. Oha. Şimdi bu savaş bittikten sonra belki de donanmasını tamire götürür. Of of of. Tamamen çekilebilirler. Bir iki tane daha destroyer falan bir şeyler düşürelim. Haydi. Alçak kaçtı gitti. Submarine kaybı. Burada büyük bir yenilgi. Oha. Kaybettiğimiz uçaklara bak. 43 tane falan. Ama provazör yenildi. Bir açıdan iyi oldu. Oy 4 tane destroy. Güzel güzel fantastik. Aa üstünlük geldi. Bas kaza aşkım bas kaza. Çık çık çık. Burada asker yok. Gemiler bakıyor zaten. Lan dayanamadım. Videoyu da bayağı uzatmış oldum. Gerçi kesmeli bismeli yayınlamış olurum da. Bu çıkarmayı yapacağım dedim arkadaş ya. Yeter artık ya işte. Marşal Uğur Bey. Über alles Deutschland. İşte öyle bir şey. Bir şey de demek istemiyorum şimdi başımıza iş çıkmasın durduk yere RP yapacağız diye.
Yürü 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 yürü. Bunların bonusları var mı acaba tümenlerinin? Çabuk lan, çabuk çıkın lan. Şu Naval Invasion support yapan hain vardı galiba. Onu saldırın lan, saldıran. Vur vur bu tarafa, bu tarafa. Bütün orduyu indiriyorum. Ya bu şarkıyla mı yapacaksın bu harekatı Uğur Bey ya? Mareşal Führer Uğur Bey. O da değil de. Bir dakika. O da neredeydi? Şurada bir yerdeydi sanki. Kim arıyor beni şu an? Kim arıyor beni? Ya dur, bir İngiltere'ye çıkarma yapıyorum. Karışma ya. Alçak. Şey arıyor. Adamın adı neydi? Neydi senin adın birader? Yok, o değil. Öbürü. Arıyor, savaşı durduralım diyor. Biz sen buraya çıkamazsın diye gaza gelmiştik diyor. Sen bunu nasıl başardın? Devlet teslim olacak, az kaldı diyor. Çabuk diyor, ateşkes yapalım. Biz asla teslim olmayacağız. Asla savaşı bırakmayacağız. An itibariyle İngiltere gitti kardeşim, geçmiş olsun. Bu arada ben donanmayı çekmedim. Harbiden çok gaza geldim ve büyük bir donanma savaşı oluyor burada. Uy, İngiliz donanması ne oldu böyle? İngiliz donanması. İşte Mareşal Amiral Uğur Bey zamanında yıllarca İkaria oyununda amirallik yapmış biriyim. Denizlerde de çok tecrübeliyimdir. Gördünüz, bakın. İşte mavi vatan. Görüyor musun? Mükemmel bir zafer. Mükemmel. İşte 7 tane. Dediniz ki Uğur Bey 10 tane işte savaş gemisi, büyük gemi var. Çıkarma yapamayacak vesaire. Burada bize acındırmaya çalışıyor kendini. Dediniz değil mi öyle? Mutlu da oldunuz. Gaza geldiniz. Uğur Bey şimdi bunu yapamayacak diye. Ne oldu kardeşim? Eldeki imkanlarla çözümü bulduk mu? Bulduk. İşte bu strateji, işte bu başarı zekadır. Ve evet, artık önümüzde asker de kalmadı. Birazdan İngiliz devleti teslim olacaktır diye düşünüyorum. Bu ne? Canadian Public. Oğlum ben bunu fethettim. Anlaşma yapacağım. O ne demek ya? Alçak. Hayda. Bunlara kaç skor? Polonya nerede? Ya şimdi bunları bulana kadar canım çıkacak.